Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem, çok farklı ve değişik bir örgü modeli paylaşacağım. Belki de ilk kez gireceksiniz. Çok farklı bir örgü fikri olacak arkadaşlar. Elinizde kalan artmış iplikleri değerlendirebilirsiniz. Şöyle düğmelerim var. Bakın bu şekilde tek düğmeleri aldım. Gömleklerden, kazaklardan artan tek düğmeleri böyle kesip atmıyoruz. Bu videoda değerlendireceğiz bu düğmelerle. Çok güzel bir çalışma yapacağız. Tığlarımı göstereyim bakın. Tığlardan şöyle 2,5 milimetrelik olan bu tığımı kullanacağım. Ucu bu şekilde. Makasım var ve burada iplerim var. İplerim merserize ip. Yazlık merserize ince iplerle örebilirsiniz. Veya koton iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu ipler yazlık ip. Şöyle ince merserize ip. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde koton iplerle de örebilirsiniz. Veya böyle bakın bununla da örebilirsiniz. Fark etmiyor. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz bu çalışmamızda. Hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenip yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Gerek. Başlıyorum. Başlangıç sıkılama zincirini yapıyorum. Bu şekilde. Bunun üzerine 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet zinciri çektim. Şimdi bakın birinci zincirden giriyorum. Şuradan değil. Buradan girdim. Sık iğne yapıyorum. 1, yanındaki zincirden girdim, sık iğne yaptım. 2, yanındaki zincirden girdim. 3, yanından girdim. 4, 5, bakın bu şekilde. 6 ve 7. Bu şekilde toplam 7 tane sık iğne yaptım. Burası 7 adet olmalı. Şimdi bir tane zincir çekerek diğer tarafa dönüyorum arkadaşlar. Burada kenarlardan artırma yapacağım. Şimdi bakın şu ilk boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere tekrar girdim. Bu da 2. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yanındaki bu boşluklardan teker teker gireceğim. Sayarak yapalım. 3 yanındaki boşluktan girdim. 4 5 bakın bu şekilde 5. Evet, 5. sık iğneyi yaptık. Şöyle 6 7. Kenardaki tek kalan bu yuvanın içine de 2 tane yapacağız. 8 ve 9. Bakın aynı yere bir kere daha batıyorum. Kenarlara ikişer defa girdik. Ortadaki ile beraber toplam bu sıramızda 9 adet sık iğne yapmış olduk. Şimdi bir zincir çektim. Diğer tarafına dönüyorum. Yine sayarak ilerliyoruz. Bakın. En sağdaki ilk yuvadan girdim 1. Sonra girdim 2. Sonra tekrar giriyorum. 3 ve sonra 4. 4. sık iğne yaptığım zaman üzerine 5 tane sık iğne zincir yapacağım. Pardon. Bakın 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tabanda bir tane boşluk bıraktım. Yandaki sık iğneye girip buradan devam ediyorum. 1, 2, 3,
Bakın burada 4. Bu şekilde düğmenin gireceği yuvayı ayarlamış olduk. 4 sağda, 4 de solda sık iğne. Ortada da bu şekilde bir boşluk yaptık. Arkadaşlar, şimdi bir tane zincir çekerek modelin diğer yüzüne dönüyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu sıramızda da arttırma yapıyoruz. Kenardaki ilk boşluğa ikişer defa batacağım. 1. Aynı boşluğa batıyorum. 2. Arttırma yapmış oldum. Sonra sayarak ilerliyorum. 3. Yanındaki boşluktan 4. Bakın zincirin şu dibinden 5. 5 tane sık iğne yaptım. Hemen buradaki yuvanın içinden de şöyle 6 deyip sık iğne yapıyorum. Sonrasında aşağı iniyorum. Bakın buradaki yerden girdim. 7. sık iğne. 8. 9. En son kenarda bir tane kaldı. Buraya da 2 defa batacağım. Kenarlardan artırma yapıyorum çünkü. 10 ve 11. Bu sırada kenarlardan artırma yaparak toplam 11 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Artık artırma yapmayacağım. Normal bir şekilde yukarıya doğru devam edeceğim. İlk boşluktan girdim. 1. Devam ediyorum yanındaki yerden. 2. 3. Sırasıyla tek tek girip buraya sık iğne yapıyoruz. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu üstünden batıyorum. 6, 7, 8, 9, 10 ve kenardan 11. Şöyle bakın burada bir tane düğme yuvası yaptım. 11. Bir zincir çektim. Diğer tarafa döndüm. İlk boşluktan girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Devam ediyorum. Bakın şuradaki boşluğu, evet. Bu benim düğme boşluğum olacak şurası. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrar 11 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 25 sıra boyunca sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı da yapayım. 11 tane. Hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Yine bir zincir çekip dönüyorum. Ve aynı işlemleri 25 sıra boyunca devam ediyorum. Şimdi burada bırakayım. Kalanını kamera arkasında 25 sıra kadar büyüteceğim. Bakın şöyle göstereyim. Bunun gibi şöyle ucundayız şu anda. Bakın. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Burada da var. Bu kadar büyüteceğim. Toplam 25 sıra yapıp geliyorum. Her bir sıramda 11 adet sık iğne olması gerekiyor. Ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben yaptım. Şöyle söyleyeyim. İpim ince olduğu için burada 35 sıra yaptım. Pardon, 36 sıra, yani 35-36 sıra yaptım. Ama bu ip kalın olduğu için 25 sıra yapmıştım. Siz böyle katladığınız zaman şuraya bir iki parmak girecek şekilde yaparsanız daha iyi olur sizin için. Boyutunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman bakın boyutu bu şekilde. Hatta ölçelim. Bakın şöyle daha iyi olacaktır. 12 santimetre boyunda örmüş oldum. Bu şekilde ördükten sonra bu uç kısmında zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
şöyle uzun bir zincir çekeceğim. Bu şekilde 25 tane zincir çektim. İpinizin kalınlığına göre zincirinizin sayısını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde zinciri çektikten sonra diğer uçtaki sık iğnenin tepesinden, bakın buradan girip ilmeği bu şekilde kaydırıp buraya böyle bir birleştirme yapıyorum. Sonrasında bir tane zincir çekip bu kısmı şöyle arkada bırakıyorum. Burası ortada kalacak arkadaşlar. Şimdi burayı iyi izleyin. Bakın buradaki ilk ilmekten, ilk sık iğnenin içindeki bu ilmekten, bakın tek telinden gireceğim. Bu şekilde altından girip tek telinden giriyorum ve ilmek alıp kaydırıyorum. 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yerden girip buraya ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir, tekrar doladım. İkili trabzan, tekrar doladım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Tığın başını doladım. Bir tane boşluk bırakıyorum. Bakın yanındaki yerden şöyle aşağıdan girip tam bu örgünün ortasından ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı yerden 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir, tığın başını dolayıp aynı yere girdim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane boşluk atlayıp yanındakine tığın başını doluyorum. Bakın her zaman bir boşluk atlıyoruz ve burada bu şekilde diğer tarafını almıyorum. Tek kanadından alıp ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Tekrardan yapıyorum. 2 tane yaptım. Bir zincir, tekrar tığın başını dolayıp aynı yere ikili trabzan. Bir tane daha yapalım. Sayılar bakın şu kısımda yazacak. Karıştıranlar için ben oraya yazıyorum. Tığın başını doladım. Burada bir tane boşluk bıraktım. Hemen yanındaki sık iğnenin şöyle altından giriyorum. Bir, bu şekilde iki, bir zincir tığın başını doladım. 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar tığın başını doladım. Burada bir tane boşluk bırakıyorum. Ve yine altından girip buraya 1, 2. Bir zincir, aynı yere tekrardan 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde buraya kadar geldik. Şimdi köşeye geldik. Tığın başını bir kere doladım. Bakın bir tane atladım. Tam bu köşedeki sık iğnenin tek teline geçiyorum. Bakın bunu atladım. Buraya geçiyorum ve ikili trabzan, 2 tane bir zincir doladım. Aynı şekilde aynı yere 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Yaptım. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Bakın bu kısmını yaptım. Burayı yaptık. Şu ortada kalacak. Ördükçe bu arada gizlenecek. Döndüm diğer tarafa. Bu ortadaki zinciri diğer arkaya atıyorum. Şimdi buradaki kalan tek telleri kullanacağım. Yani tek ipler kaldı. Bakın şöyle göstereyim. Şu tek kalan bu kısımları kullanacağım. Tığın başını doladım. Burada bir tane atlıyorum. Hemen buradan girdim. 2 tane ikili trabzan. Aynı işlemlere devam edelim. Bir zincir doladım. Aynı yere girdim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın tabanda bir boşluk yanındaki kısma giriyorum. Bir boşluk buraya girdim. 1, 2. Bir zincir,
dibine batıp aynı işlemleri yapıyorum. Tekrar doladım. Bir tane boşluk bıraktım. Yanındakinin bu tek kanadından tutup bu şekilde örüyorum ve iki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir aynı yere girdim. 1 ve 2. Bu işlemi sonuna kadar yapıyoruz. Çok az bir yerim kaldı. Yine bir boşluk atlayıp buraya girdim. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Tığın başını doladım. Bakın. Bir tane boşluk buraya girdim. 1 2 Bir zincir aynı yere giriyorum. Şimdi bakın zaten bir tane boşluk bırakınca sırasında bu kısım geliyor. Bu zincir ortada kalacak. Şöyle ne yaptığımıza bir bakalım. Bu şekilde bir şey yaptık. Şimdi buradaki başlangıçtaki örmüş olduğumuz 3 zincirden 1, 2, 3.sünün tepesinden girip ilmeği kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi bu ortada bir zincir çektiğimiz kısma geleceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan girdim, ilmek aldım, kaydırdım. Ortadaki bir zincir çektim, yere girdim, kaydırdım. Şimdi 3 zincir çekip tığın başını doluyorum ve bu orta kısma trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 2 tane trabzan oldu. Bir zincir çektim. Ortaya girip 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Sıradaki bakın şu bir zincir çektiğimiz araya batıyorum. Model büyüdükçe ne yaptığımızı anlayacaksınız arkadaşlar. Bir zincir aynı yere girdim. Ve ikili trabzan yaptım. Bakın. Hiç zincir çekmeden tığın başını doluyorum. Sıradaki bakın o iki trabzan, bir zincir iki trabzan olan kısımda bir zincir olan aradan girip aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bakın iki tane yaptım. Bir zincir tekrar aynı yuvaya iki tane yapıyorum. Bakın. Bu şekilde etrafını döneceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapalım. 1 2 Bakın kenarda da aynı işlemler. Görmüş olduğunuz bu kısımda bir zincirlik olan aralara modeli kuruyoruz. Bir zincir aynı yere tekrar. Bundan sonrası hep bu şekilde devam ediyor. Bakın köşeye geldim. Köşedeki bu kısma batacağım. Aynı burada da tığın başını dolayıp ortasındaki bir zincirlik boşluğu buluyorum. Ve oradan giriyorum. Bir, şöyle iki, bir zincir aynı yere girdim, yaptım. Döndüm diğer tarafa, devam ediyorum. Yine tığın başını dolayıp burada bir zincirlik olan kısma batıp buraya aynı işlemleri yapacağım. Bir zincir doladım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı böyle başa kadar, şu başlangıç noktasına kadar yapalım. Şöyle. Bu kısmı böyle başlangıç noktasına kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde ördüm. Başlangıç noktasına geldim. Bu ortada kaybolacak ördükçe. Burada yine 1, 2, 3. zincirden girdim. İlmek alıp kaydırıyorum. Ve buradaki bakın V olan bu yerin ortasında bakın burada bir zincir çekmiştim. Oraya şöyle kaydırarak geçeceğim. 1 tam ortaya giriyorum. 2 Bakın yine 3 tane zincir çekerek 3. sıraya başlıyorum. Şöyle göstereyim, bakın kamera arkasında yapmıştım ben bu modeli. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Görmüş olduğunuz gibi aynısını yapacağız arkadaşlar. Şöyle. O yüzden
3 zincir çektim, aynı yuvaya girdim, 2'li trabzan, 1 zincir, tekrar doladım, aynı yuvaya girdim, 1, 2, bakın bu şekilde yaptım. Tığın başını doluyorum, sıradaki bu 1 zincirlik boşluktan girip buraya yapıyorum. Böyle sıramızın sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tığın başını doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Bir zincir. Yine aynı işlemleri tekrarlıyorum. Şöyle göstereyim. Bundan sonra hep aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 1, 2, 3. 3. sıradayım. Toplamda 8 ya da 10 sıra öreceğim. İpiniz kalın ise 6 sıra örün. İnce ip kullanıyorsanız 10, 9, 10. O sıralarda örebilirsiniz. 10 sıra, 9 sıra örebilirsiniz. Bu şekilde böyle etrafını dolanacağız arkadaşlar. Bu da ortada kaybolacak. Hep aynı ilerleyeceğiz. Farklı bir şey yapmayacağız. Burada olduğu gibi. Sürekli aynı şekilde öreceğiz. Her seferinde bakın mesela burayı ördüm. Başa kadar geleceğim, öreceğim, öreceğim. Bakın burası başlangıç noktası. Bu kısımda yine bu tepeden birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben bunu tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar bakın şöyle ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Görmüş olduğunuz gibi şu yeşil düğmeyi de ben hemen dikip geliyorum. Bu şekilde olacak, bakın böyle olacak. Hemen bunu dikip geliyorum. Tamamladık. Şimdi havlumuzu buradan geçireceğiz. Bakın ters çevirdim. Buradaki görmüş olduğunuz kısımdan mutfak havlunuzu, el havlunuzu, böyle banyolara astığınız havlunuzu bu kısımdan şöyle katlayıp geçirin arkadaşlar. Şöyle hemen geçireyim hızlı bir şekilde. Geçirdikten sonra şurayı kapatıyoruz ve elimizle düzenliyoruz. Tamamladık. Duruşu bu şekilde. Buradaki düğmesini şöyle banyo dolaplarına, demire, böyle mutfaktaki asacak olduğunuz yere bu şekilde yapıp arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ben bu örgü fikrine bayıldım. Mutfakta ve banyodaki havlularımı bunlardan koyacağım. Hemen yapacağım. Birkaç tane daha fazla yapıp rengarenk havlularımı asmayı düşünüyorum. Peki ya siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıya mutlaka rica ediyorum. Yazarsınız fikirlerinizi, çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenerek beğeni butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kanalımdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Birbirinden güzel ve farklı, değişik örgü fikirleri paylaşıyorum. Kanalımı ziyaret ederseniz çok memnun olurum. Yepyeni müthiş videolarla karşınızda olacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın.